Hemşire Games'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir MyClub bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen bu MyClub bölümünün başında da arkadaşlar anlamış olacağınız üzere arkadaşlar top açacağız. Toplar biriktirdim. Onun haricinde şurada maç bölümünde hani bilgisayara karşı müsabaka kupası, online müsabaka kupasındaki kupaları kazandım arkadaşlar. Ondan sonra bu gelen kutusuna da şeyler vardı. Neymar vardı bizim işte. Neymar aldım. O zaman GP'leri falan aldım. Kendim kastım derken 70.000 GP var. Şimdi top açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu top açılımında hiç para harcamayacağım. Tamamen biriktirdiğim toplar açacağım. Ondan önce belki yer olmayabilir ama gene de deneyelim. 4 tane hakkımız vardı arkadaşlar. Bedavadan açma hakkımız vardı 4 tane. Yalnız ben şöyle yaptım arkadaşlar. Bir tanesini videodan önce açtım. Yani merak ettim hani satın almak gerekiyor mu diye, onu denemek için gerekmiyormuş. 3 tane daha 3 tane bedava El Clasico top açma şansımız var. Cidden çok iyi bir şans arkadaşlar bu El Clasico. Gelmişken böyle bir şansı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden arkadaşlar şimdi El Clasico Heroes toplarını açacağız. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Bakalım, evet dedik. Bu sefer ne çıkacak? İlk açtığımda arkadaşlar Adebayo çıktı. Hocam bastım, hadi bakalım. İleride bayağı bir siyahlar var. Onlar durur mu? Oo, bayağı geçti. Hocam geçmiş olsun. Oo, siyah geldi. Şaka maka siyah geldi. Gene siyah. Abi ne olur güzel bir şey. Bu ne? Ya bu tip ne ya? Of. Allah'ını seversen. Bakkalcı Mehmet abiye benziyor ya. Şu tipe bir bakar mısınız? Paraya oymuş adı. Geç MyClub üyelerini ekle. Hiç sevmedim, hiç beğenmedim oyuncular çıkıyor. Neyse bakalım bir sonrakini evet diyelim arkadaşlar. Hemen bir sonraki topumuza geçelim. Acaba ne çıktı, acaba ne çıktı? Hadi abi basıyorum. Hadi bakalım. Hocam bence siyah gelmedi bu sefer. Oha oha, beyaz geldi ya, Allah belanı versin. Victor Valdes geldi lan, şaka mısın? Niye böyle düşük bu Victor Valdes? Yaşlı olduğu için mi? 74. Ha, büyük ihtimalle ondan. Olsun lan. Victor Valdes be, ya koruyabilir yani takımımızın kalesini. Victor Valdes alabiliriz. Olsun yani. En azından şimdi kalecimden iyidir. Evet, bir sonraki topumuzu da açalım hemen arkadaşlar. Bastım direkt, hemen başında bastım hadi. Bastım zaten. Arkadaşlar açtığımız anda ne geleceği belli oluyor yani. Oyun belirliyor ne geleceğini. Mesela bunda altın gelmiş. Altın. Onu siz belirleyemiyorsunuz arkadaşlar. İşte nerede bastığınızın bir önemi yok. Siz paketi açtığınız anda ne geleceği belirleniyor arkadaşlar yani. Bu hatta bir video izlemiştim geçenlerde YouTube'da. Onda da gösteriyorlardı. Yani siz ne kadar işte nerede bastık da şöyle geldi böyle geldi diye düşünürseniz düşünün. O paketi açtığınız anda ne geleceği belirleniyor. Nerede bastığınızın bir önemi yok. Şimdi şöyle bir Kuzey ve Orta Güney Amerika diye böyle bir vatandaşlık bölge diye bir kategori varmış. Yetenek avcılığı özelliği işte. Bunu bir açalım arkadaşlar. Böyle şeyler de geliyor arada sözleşmeye. Yalnız hocam buna da siyah gelme ihtimali var. Tabii ki gelmeyecek. Gelirse 10 numara. Burada gelmeyeceğini biliyorum. Zaten %1 şans herhalde. Gri geliyor ya. Yok, bunlar da gene de gri geliyor arkadaşlar. Aynen. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane bunu antrenör yapacağım. Şundan hepsini seçip bir dakika arkadaşlar, şöyle mesela tak, o bu buna böyle kaç 5 yıldız koymuş herhalde, bundan iyi şeyler çıkıyor bakalım mı? Eğer buna siyah oranı falan mı yüksek, ne yüksek bastım ama siyah gelirse sen buna gelmeyecek abi, yok çok. Aha siyah geldi lan, vallahi siyah geldi. Gelmeyecek dedim, siyah geldi ya, şansa bak. Allah'ım iyi, bu ne? Bu kim? Yok artık. Bir saniye. Top siyah değil mi? Gençler bu top siyah değil mi? Bana bir şey söyleyin. Ya yazıklar olsun ya. Yemin ediyorum yazıklar olsun ya. Arkadaş ben bir şey demiyorum ya. Gele gele bu adam geldi arkadaş. Vallahi gele gele bu adam geldi. Allah'ım yarabbim. Gele gele bu herif geldi ya. Şu güçlü ayakları beraber açabiliyor muyuz? Ha, iki tane açtığımızda şöyle basalım. Tüm şartlar istenmediğim bazı şartlar istenmediğim %80. Şans oranı daha yüksek oluyormuş. Başka tamam, bunları böyle açalım. Tamam evet, görüşme isteği. Evet hocam.
bastım. Dur bastım ya da bekle. Siyah geçsin. Biraz bir şey daha. Şimdi bastım. Ama çok yavaşladı lan bu sefer de. Siyah gelmeyecek. Oha. Allah belanı vermesin ya. Oho. Antrenör yap. Antrenör yap. Yani arkadaşlar satmaktan daha mantıklı bence antrenör yapmak. Yani niye satacaksınız ki? Antrenör yapmak daha mantıklı geliyor bana şahsen. Mesela şu üçü. Evet. Bu üçünü seçtiğimizde. Evet. Hadi ya bir siyah çıksın abi. Üçlü yetenek avcılığı takımı. Bastım. Oha bir anda durdum be. Allah belanı vermesin. Bunlar zaten beğeniyor arkadaşlar. Hatta deneyebiliriz isterseniz. Bu şey tuşuna bastığınızda start tuşuna bastığınızda oluyormuş. Deneyelim abi biz. Şöyle açalım. Evet görüşme isteği bakalım. V'ye basayım arkadaşlar. Klavyede V oluyor herhalde. Start tuşu. Ha, yok hayır. Klavyede V olmuyor. Diğer tuşlar deniyorum da bu klavyede ne olduğunu tam bilmiyorum gençler. Deniyorum şu an. Hayır bulamadım. Ne yazık ki bulamadım arkadaşlar. O yüzden hadi bastım. Buna siyah kesinle gülerim ya. Diğerlerinden gelmeyip bundan gelirse. Zaten geleceği belliydi bronz. Ya şöyle çok iyi bir sözleşme değil yani arkadaşlar şahsen. Aynen. Hocam o zaman bunu da antrenör yapacağız. Ya bak arkadaşlar 3 tane mi siyah geldi? 3 tane siyah geldi herhalde. Ya üçünden de adam gibi bir şey çıkmadı ya. Hadi bir de benim video başında açtığımı düşünürsek 4 tane siyahtan adam gibi bir şey çıkmadı ya. Vallahi olacak iş değil. Hem ayıptır, günahtır. O kadar topun arasında bir tane siyah yerleştirmişsiniz. Bir tane siyah topu. Bırak beni ya, bırak, bırak. Hugo Seco nedir? Böyle bir isim var mı? Hugo Seco. Böyle bir isim yok abi. Hugo Seco nedir ya? Hugo deyince aklıma şu küçüklüğümün şeyi geldi. Bir tane Hugo çıkardı ekrana. Bu neymiş abi? Oyuncuyla aynılaş. Başarılı anlaşma olası. Forvet defans falan. Geç bunlar hocam. El Clasico Heroes'tan bir tane açsak mı gençler? Hazır madem video çekiyoruz. Yani sadece top açma videosu çekiyoruz madem. O zaman bir tane açalım ya. Parayı 100.000 yapıp açmayı düşünüyordum arkadaşlar da. Öyle bir ayrı videoda daha ne o şekilde açmayı düşünüyordum ama. Artık bu videoda açalım bari arkadaşlar. Paramızı bitirelim mi videoda? Evet hadi bakalım. Parayı bitirme konusunda evet demedim yalnız. Geçme anlamında evet dedim. Hocam. Şimdi. Ben var ya. Biraz toplar dengeli aslında. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Of. Toplar dengeli yerleşmişti ya. Gelme şansı yüksekti. Niye böyle oldu ki? Dedim ki zaten belli oluyormuş arkadaşlar. Fazla can sıkmaya gerek yok. Michael Abbey'le için ekle. Benim takımın ortalaması zaten 80'lerde falan şu anda. Bir tane daha açalım mı? Hadi hocam. Hadi bekliyorum. Açalım lan bitirelim parayı anasını satayım. Parayı zaten biriktirmiştim madem bu videoda harcayalım hocam. Hocam bastım. Hocam ne olur. Hadi abi. Hadi abi. Allah'ım. Allah'ım. Evet. Siyah geldi. Hadi abi. Kim? Üf, orta saha ya. Ne tipini. Forvetmiş orta saha. Ne gredo nedir ya. Bırak arkadaş vallahi bırak ya yazıklar olsun bu nedir ya. Adebayor gelir, Negredo gelir. Bu forvet doldu bu sefer. Orta saha dolduyorduk şimdi forvet doldu. Bir tane adam gibi bir şey çıksın. Bir tane adam gibi bir şey çıksın. Şu 3 tane topun olduğu yerde basacağım. Bekle. Oha 2 tane üçlü top var. O zaman o 2 tane üçlü topun geçti şurada basacağım abi. Ha? Hadi geliyormuş. Hadi oğlum hadi. Hadi hadi. Hadi hayır. Evet. Evet işte bu. İşte budur abi. İşte bu. Şansımız. Hadi bu ne? Of. Tip ne? Tipi ne? Javi Garcia. Neyse lan. Bu o kadar kötü değil ya. Bunu defansa da alabilirim ben. Neyse hadi hadi. Hadi gene iyidir. Ne yapalım abi mecburen. Mecburen oynatacağız. Neyse inanılmaz siyah top getiriyoruz üst üste. İyidir. 3 tane 70.000 harcadık. 2 tane siyah top geldi. 30.000'den 2 tane siyah top kazandık. Şimdi hocam 4 tane siyah oraya yerleştirmiş. Tam o siyahlara gelmeden basarız.
böyle bir şey yaparsan ne olur acaba? Ne olur diye merak ediyorum. Olacak mı? Olacak galiba. Hadi ol, hadi ol. Evet lan, oldu lan. Oldu lan, vallahi oldu. Lan bu şans mıdır yoksa bilmiyorum, nedir bu? Ana, Marcelo mu? Oley ve Marcelo, sağdaki adam lazımdı. Marcelo çıktı. Vallahi istiyordum be. Pardon, sol bek işte. Tabii ki. Sol bek adam lazımdı. Vallahi Marcelo'nun çıkması çok iyi oldu ya. Bak buna sevinilmişti arkadaşlar. İşte buna sevinilir yani. En azından Marcelo gibi bir oyuncu çıktı. Şimdi GP'lerimizi harcamaya devam edeceğiz. Fakat yer yok. Hemen şu yeri bir ayarlayalım hocam. 3 yeteneği kullandığım için 50 Michael Up parası geldi. Güzel. Şey alacaktım ben. Antrenör alacaktım da. Onun için hatta şuradan bakarsak bir saniye gençler. Ha, şu tamamlama oranından bakıyorduk galiba. Evet. Bir menajere yardımcı, bir menajeri yardımcı antrenör yapınız var. Harika takım ruhu. Harika takım ruhu var diye bir şey varmış. Oyuncu dayanıklılığı Michael'a parası kullanılarak dolduruldu. 50. Tamam. Da şu dayanıklılığı çok az bitmiş olan bir oyuncuya yapalım arkadaşlar. Bekleyin. Takım yönetimi. Mesela kim olabilir? Mesela şu Bueno. Evet. Mesela bunun dayanıklılık iyileştirmesi Michael'a parasıyla yapıyor zaten. Bakalım ne kadarmış. Çok etmese bari ya. Hayret. Dayanıklılık iyileştirmesi Michael'a parasıyla olmuyor mu ya? Allah Allah. Hocam yanlış mı okudum ben? Doğru okumuş olmam lazım. Bakalım arkadaşlar. İstatistikler tamam. My Club tamamlama oranı. Ne varmış? En iyi temsilci aracılığıyla imza attınız. Bunlar hep para istiyor abi. Oyun sözleşmesini My Club parası kullanarak yenilediniz. Bu var, tamam. Menajer sözleşmesini GP kullanarak yenilediniz. Tamam. Menajer sözleşmesine bakalım. My Club üyeleri, menajer listesi. Tamam. Hocam sözleşme uzatma opsiyonu ayrıntıları. Bu neymiş lan? Menajer sözleşmesini uzatmak için. Yok ya. Neyse, ben bunlar video sonunda ayarlarım. Ben ne diye buraları size gösteriyorum ya. Ben onu ayarlarım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bizim asıl meseleye gelelim. My Club üyeleri. Evet, kadro listesi. Yer yok hocam. Yer yok. Bazılarını çıkartacağız takımdan mecburen. Şöyle 60'ın altında olanları çıkartalım. Mesela Zuma. Evet, Zuma'yı çıkartabiliriz hocam. Bir saniye. Zuma antrenör yap. Tamam mı? Yani çıkartmanın bir anlamı yok. Zaten bana vereceği az bir şey. GP. Onun için yani oyuncuları çıkartmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Antrenör yapın. Yani boşa gitmesin en azından. Şimdi kalecimiz de oldu. Bunu da antrenör yapabiliriz. Tamam. Şeyi genişletirdim de şimdi para tam yetiyor yani, tam 30 bin olduğu için on yer ayırmayalım, yer genişletme yapmayalım, çünkü paramız gidecek. Ondan sonra bir tane X kaçmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Antrenör yap diyelim şunu. Umarım para boşa gitmiyordur GP, yani bundan iyi pakete gelemez herhalde değil mi? Ben My Club o kadar çok oynamadım, o kadar çok bilmiyorum ama herhalde bundan daha iyisini de bulamayız gibime geliyor arkadaşlar. Şahsen böyle sağlam paket zor bulunur bence. Çünkü hani Messi çıkma oranı daha yüksek, Ronaldo çıkma oranı daha yüksek, İbrahimovic çıkma oranı daha yüksek. Ama var ya hani Totti gibi bir oyuncu olduğu için takımda şanslıyım cidden. Totti adamın dibi arkadaşlar. Adamın dibi yani. Öyle böyle değil. Totti'yi çok seviyorum. Totti yani benim kadromun efsane oyuncularından, takımın efsane oyuncularından olacak Totti. İlerleyen zamanlarda da videolar geldikçe. Ya bir de arkadaşlar ben de şöyle bir takıntı var. Ben eğer mesela bir şey yapacaksam, nasıl diyeyim işte size, eğer bir video çekeceksem, mesela My Club videosu çekeceksem, ben illa paket açmam lazım o videoda. Takıntı yani. İlla paket açacağım. O videoda boşluk olmayacak. Siz böyle hoşunuza gidebilecek bir şey illaki olacak. Ben öyle bir şey yapma, öyle şeyler yapmayı seviyorum yani şahsen. O yüzden hani para biriktirmeye çalışıyorum. Hocam yapma ya. Uf. Çok az farklı siyah kaçtı.
74 sol bek Fiorent. İyi lan. Ama gerçi Marcelo var oraya ya. Neyse dursun hocam takımda ya. Olsun 74. Ya neyse şimdi bizim takıma göre iyi. Marcelo yorulunca onu alırız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Üzülmeye gerek yok. Hocam şimdi ben bu işi çözüm diyormuş. O kadar size açıklamada bulundum, bir de çözüm diyormuşum bu işi. Siyah getirme olayını çözdüm ben arkadaşlar. Evet yine siyah geldi. Helal be. Oğlum 5. siyahımız mı ne oldu? Bir tane adam gibi oyun çıkmadı. Kim lan? Of Allah'ım, nerede kazma gerizekalı aptal mal insan varsa bize geliyor ya. Ya Leon nedir ya? Leon nedir abi? Leon bana ne, bir açıklayın bana bir. Leon nedir ya? Of siyah getirdik diye seviniyoruz. Leon geliyor abi. Olacak iş değil ya. Hadi bakalım bundan bari siyah getirelim. Bundan da siyah getirelim de bu işi halledelim. Evet şurada bastım abi. İnşallah siyah getir. Hocam orada dörtlü var. O dörtlüden birine gelmesi lazım. Hayır ne olur. Yapma ya. Dörtlü vardı orada ya. Gele gele sarıya geldi. Of of. Kontas 75. Neyse. Neyse diyelim. Yapacak bir şey yok. Ekledik Michael Up üyelerini. Keşke param olsa da bir tane daha açsam. Yani şu Michael Up parasını harcarım da gençler, ona da Guardiola'yı alacağım. Arkadaşlar o yüzden para biriktiriyorum onun için de. Hatta size şuradan sözleşmeden göstereyim Guardiola reisi. Evet, şimdi menajer al. Bizim hani forvetler de bayağı arttı ya. Şöyle 40 daha şey olsa, Michael Up parası olsa alacağım. İşte böyle bir dizi işi var. Bir tane santrafor, iki tane gizli forvet, 3 stoper var. Aslında bilmiyorum gençler ya. Öyle 10 numara bir şey değil gibi ama, diziliş değil gibi ama. Hani takım ruhu mahım ruhu yüksek yani bu adamda. Guardiola yoksa Kost olabilir mesela. Bu Kost yok mesela, Saez olabilir, Kost diyorum. Saez güzel gibi mesela hocam. Ama mesela bunun uyumluluğu düşük. İşte Guardiola'nın uyumluluğu falan yüksek. Ama bunda da oyuncuyu sol bek oynatamıyorsunuz. Yani bilmiyorum. İki tane mi şey alacağız acaba, menajer alacağız böyle durumlarda. Neyse artık, hatta videoyu bitirmeden önce bir kadromu ayarlayalım. Benim kadromu bir görün arkadaşlar. Bayağı güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum şu anda oluşturduğumuz kadronun. Hatta bakın arkadaşlar, Neymar'ı da aldım. Neymar'ın sözleşme süresi kiralık ya bu. Gençler bakın, o kadar dediniz bana. İşte kiralık değil, şöyle böyle dediniz de, bu adam kiralık arkadaşlar. Full bende kalmayacak yani bakın. Hatta şu oyuncu bilgisi var ya sağ tarafta. O oyuncu bilgisine baktığınızda Neymar parantez içerisinde kiralık yazıyor arkadaşlar. Yani bu adam gidecek bizden abi. Bu gizli forvetmiş zaten. Aynen. Şöyle bir ayarlama yapalım. Öncesinde aslında Guardiola'yı alıp öyle bir ayarlama yapsak daha iyi olabilir arkadaşlar. Onun için ne yapacaktık abi? Oyuncunun sözleşmesini, değil mi? Oyuncunun sözleşmesini Michael Up parasıyla yenileyeceğiz. Onun için mesela 9 sözleşmesi kalan Bueno değil. 10 sözleşmesi var. Kötü oyunculardan 9 sözleşmesi kalan. Ya bize maliyeti çok olmayacak bir adam lazım. Mesela aynen, mesela bu herif olur abi. Sözleşme yenilemesi, tamam mı? Bana maliyeti kaç? 10. 10 Michael Up. Oha fazlaymış aslında. Niye böyle? Saçmalığa baksana. Bir de Bueno'ya bakalım mesela. Bueno'nun ne kadar? Değişiyor mu ki acaba? Özellikten özelliğe fiyatı. Aynen abi, bayağı değişiyormuş hem de. Öyle böyle değil ya. En ucuzu budur herhalde arkadaşlar. 10'luk. 10'a şey yapalım. O zaman 40 eksiğimiz oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Ödeyelim bakalım. Aynen öde. Tamam. Gelmesi lazım şimdi. Evet geldi. Son bir tane daha, bir şey daha vardı arkadaşlar. Ona bir defa daha bakayım. Yüksek izninize sığınaraktan. Şuradan. Evet buradaydı. 10 tane daha varmış açabileceğimiz. Mesela en iyi temsil. Yok bu olmaz. Menajer sözleşmesini. O hayır. Menajer sözleşmesini yenileme, otomatik yenileme yapmıyoruz zaten. Yeni takım oluşturuldu. Genişletilmiş oyuncu kadrosu, tamam onu halledelim. Yeni takım oluşturuldu olayı ne?
Tam bilmiyorum ya. Menajer almak zaten 50 GP diyor. Kiralık sözleşmesi yaptınız. He. Aynen. Tamam. Durun bakayım, kiralık oyuncu alalım. 900 var elimizde. 900'ü bulabilir miyiz acaba? Bulabilirsek kiralık adam alalım arkadaşlar, tamam mı? Oyuncuyla anlaş, kiralık. Kötü bir şey. Oha, 1000. Lan az bir şey kaldı ya. Allah belanı. Şeyle mi alsak ki? Bu Michael'a parasıyla mı alsak ki acaba? Aynen. Adam gibi bir şey alalım bari, almış ki. Oha, 85'e kadar çıktı. Sol bek, sağ kanat, sol bek. Yok ya. Şuradan şöyle 25'liklerden bir tane alalım abi. Mesela bu Ruiz alalım. Forvetleri geliştiririz. Evet. Ama aynen, evet, tamam. Tamam hocam. Michael'a parasıyla öde. İnşallah yanlış olmuyordur. Yani böyle olması gerekiyor. Evet, kiralık sözleşmesi yaptınız. Tamam abi. Oh, sonunda nihayet ayarladık ya. Aynen. Abi sözleşmeli olduğu için bunu şey diye antrenör diyorum. Bunu şey yapamıyoruz arkadaşlar. Aynen, antrenör de yapamıyoruz bunu. Öyle bir sıkıntı da var. Hasta olduğum için fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bayağı boğazım ağrıyor. Onun haricinde tamam, 565 oldu. Nihayet alacağız. Şimdi sözleşmeye girelim arkadaşlar. Şunu nihayet alalım yani artık. Evet, menajer al. Buradan alıyoruz. Guardiola reis. Tamamdır. 540 aldı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Guardiola. Evet. Michael takım için ekli. Takım için ekli. Aynen. Tamam. Tamam. Bu herifi değiştir abi. Evet. Tamamdır. Güzel. 50 Michael'a parası da verdi. Michael'a parasını artık böyle fazla bir şey harcayacağını zannetmiyorum ama. Bakalım. Evet arkadaşlar, böyle bir sistem oluşturuyor. O zaman biz de yeni bir sistem oluşturalım takımda. Cross. Cross'u kanata almayayım. Cross'u var ya abi, aslında bunu kanata koysak göbek yapsak olabilir. Ama daha oyuncular var elimde. Isco burada olacak. Dur. Cross'la Dominguez isimli insan değiştir. Tamam, bunu al. Benim şeyim geldi mi? Özelim. Özelim sakatlıktan çıkmış. Onların birazdan yerlerini ayarlayacağız. Mascherano. Mascherano'yu al, tamam mı abi? Bunlar nereden gelmiş böyle ya? Şunu değiştir. Bunu defansın ortasına koy abi. Sonra benim daha stoperlerim var gençler, hayırdır. Şuradan, tamam. Sol bek alsak ama abi işte bak, böyle bir sıkıntı var, görüyor musunuz? Adam sol bek olduğu için stoper de oynayamayacak. Defans orta sahada bile oynayamaz, stoper de oynayamıyor, işte öyle bir sıkıntı var. Mesela Marcelo kanat nasıl oynar acaba, merak ediyorum. 76 oynuyor ama stoperde hiç oynayamıyor. Oyuncunun kötü oynaması tabii kötü bir şey yani, sonuç olarak orada oynayamıyorsa sıkıntı. Defansif orta sahamız var. Essien'le değiştireceğiz. 82'lik Javi Garcia'mız. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni oyuncumuz, stoperimiz 75'lik. Şuraya aldık. Marcelo ayarlamaya çalışacağım. Olmazsa hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Onlar takım bayağı sağlam oyuncular oldu ya. Vallahi bak, 3 tane sol bekimiz var. Ama yani iyiler yani, bizim takıma göre iyi sol bekler. Foster daha iyiymiş şu an bizim kaleciden, Valdes'ten. Valdes'ten daha iyi. Foster. Onun sonra Totti var. Adebayor var. Değil mi? Forvetlerimiz de iyi, tamam. Başka şöyle bakıyorum. Stoper 71'lik bir tane gelmiş. Öyle, tamam ya, zaten şey olacak arkadaşlar, nasıl diyeyim size. İşte bu yarın bir gün sıkıntı olacak, şey sıkıntısı. Oyuncular işte yorulacak mı olacak. O zaman oyuncu alacağız. Şimdi
2 tane forvet ekledim, tamam. Hocam bir tane stoper ekleyelim. Şu stoperlerden 71'liği ekleyelim. Şuraya bir tane daha stoper ekleyelim. Ama geç, bir tane stoper yeter herhalde ya. Aynen, bir tane stoper yeter. Oraya şuraya 2 tane orta saha ekleyelim abi, tamam mı? Başka kim ekleyebiliriz mesela? Şu adamı ekleyelim. Tamamdır. Şuraya bakalım kim ekleyebiliriz. Evet, şu forveti ekleyelim. Forvetler genelde değiştirdiğim oyuncu tipleri olduğu için durum, yani oralara forvet almamız mantıklı olabilir. Bir de şu Real Madrid'in şu oyuncusu kimmiş bu? Bakalım şöyle bir dakika. Oyuncuyu direkt göstermiyor. Neyse, hiç zorlamaya gerek yok. Bu neymiş? Bulut maçı modunda kullanın, nedir abi? Öyle bir mod mu varmış? Vay anasını. Toplam maliyetimize falan bakar mısınız gençler? Oo, daha bizim takımda saplar, gerizekalılar var. Onları temizleyeceğiz daha. Yani daha 7'ye oyuncular alırız. Hocam Totti. Şimdi Totti'ye bir dayanıklılık iyileştirmesi atalım tekli. Tamam mı? Evet. Şöyle bir dayanıklılık iyileştirmesi atalım. Mascherano'ya da şöyle bir dayanıklılık iyileştirmesi atalım tekli. Evet hocam. Okey. Kroos'a da şöyle bir dayanıklılık iyileştirmesi atalım. Normalde bunları kullanmıyorum da. Birazdan maç yapacağım arkadaşlar, video kapattıktan sonra. Video dışında maçlar yapıyorum işte, paralar falan biriktiriyorum. Onlar videoda maçlar yapacağım yani. Ama şimdi hani tabii her defasında da videoda maç yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü maç yapmam gerekiyor. Videolarda sıkıcı video hazırlamak istemiyorum yani. Göz zevki açısından olsun sizin için falan. Yani sıkıcı video hazırlamak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle uğraşıyorum. Buraya da Adebayor'u merak ediyorum. Adebayor'u koyalım. Tamam, şimdi geldik en önemli bölüme. Arkadaşlar, oyun planı bölümü. Evet, oyun planı bölümüne. Şimdi takım ruhu niye 59 oldu acaba? Onu düşünüyorum. Niye 59 oldu diye. Evet. Neymar'ı bir kere geriye alacağım hocam. Totti santrafor yapacağız. Bu adam. Adebayor niye değiştiremiyorum? Niye ben bunu? Heh. Bir saniye gençler. Bir sıkıntı oldu. Anlayamadım onu. Şöyle. Allah Allah. Niye ben bunun? Heh. Şimdi geldi. Hocam ben bu adamı niye değiştiremiyorum? İlla bura gizli forvet mi olmak zorunda? Allah Allah. Herhalde orası illa gizli forvet oluyor. Biz orayı değiştiremiyoruz arkadaşlar. O zaman. Şimdi o zaman gizli forvette mecburen Totti oynayacak. Adebayor'da santrafor alacağız. Isco'yu göbek. Kanata gerek yok bizde. Ben fazla kanatlardan oynamıyorum arkadaşlar. Kroos'u şöyle biraz. Çok da değil de şöyle yapalım. Garcia'yı biraz onun arkasına alalım. Kroos'u hafif geriye çekebilirim yani, sıkıntı yok şöyle. Şöyle bir biraz geri çekelim. Garcia'yı hafif açalım. Tamamdır. Marcelo. Ben sol beki alamayacağım. Mecburen. Yapacak bir şey yok hocam. Marcelo, ne yapacağız ben bu adamı şimdi? Ne yapacağım ben bu adamı şimdi? Hocam bu adam bek oynayamaz. Bu adam bek oynayamaz. Şuna bak. Javi Garcia, Javi Garcia efsane bek oynuyormuş lan. Marcelo'yu da defansif orta saha mı yapsak, ne yapsak? Böyle dursun ya. Ya Marcelo'yu oynatmak istiyorum arkadaşlar, cidden. Marcelo'yu oynatmak istiyorum. Ne yapalım ya? Mecburen bu şekilde olacak hocam. Yani aynen, mecburen bu şekilde olacak. Kroos'u göbek yapalım. Marcelo defansif orta saha oynayacak. Javi Garcia, Fontas, bunlar da işte defanslılar arkadaşlar. Böyle bazı oyuncuların hani stoperde oynayabilmesi için 10 numara olmuş. Keşke Marcelo oynayabilse ama işte olmuyor. Mesela Isco ile değiştirsem nasıl olur acaba Marcelo'yu? Şöyle Marcelo sol kanat desem, Isco'yu da şöyle göbek yapsam, Kroos'a değiştirsem, bunu defansif orta saha yapsam. Böyle zaten Kroos öyle çok bir ofansif oynayan bir oyuncu değil. Marcelo kanata koyayım. Tabii ben şöyle Marcelo'nun özelliklerine bakayım.
Gençler buraya kadar video izleyen var mı ki acaba? Merak ediyorum. Evet, bu şekilde. Marcelo'nun daha çok herhalde defansif anlamda. Bakıyorum da defansif özellikleri de 10 numara olan bir oyuncu değil mi Marcelo? Hani defansına bakıyorum, sıçramadan yani patlama, bitiricilik falan filan, hücum becerileri. Öyle yani dengeli yapılmış bu oyuncu. Bu adam şey ya, kanat oyuncusu. Normal bildiğimiz kanat oyuncusu. Böyle yapalım arkadaşlar. Böyle dursun bakalım. Tam bu şekilde kadro az çok iyi oldu yani. Bence hoşuma gitti benim arkadaşlar. Dostlarım, video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videoda sadece maç yapacağız arkadaşlar. Gene sözleşmede paketlerimiz olsa açabiliriz. Belki 10.000 GP olsa gene videonun hemen başında GP ile şu El Clasico'yu açarız arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım. Bir sonraki MyClub bölümünde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.